Herkese merhaba. Hello everyone. İyi günler diliyorum, iyi akşamlar. Good evening, good afternoon. And thanks for joining us today. Bugün kimisiyle yakın arkadaş olduğumuz, expat kelimesinin tanımına uyan, yani doğduğu ülke dışında başka bir ülkede yaşamının bir sürecini geçirmiş olan arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Türkiye'de doğmuş olan benim gibiler de aslında Amerika'da bir expat pozisyonunda. Ama bugün tam tersi Türkiye dışında doğmuş ama Türkiye'de yaşamının bir sürecini geçirmiş arkadaşlarımız konuk olacak. Ve onların Türkiye ile ilgili izlenimlerini, tecrübelerini konuşacağız. Bu sohbeti bugün dört arkadaşla yapmayı planladık. Ama Michigan'da bile bildiğimiz daha birçok expat arkadaşımız var. Belki ileride bu sohbeti onlarla da gerçekleştiririz, bir seri haline dönüştürebiliriz diyoruz. Şimdi öncelikle ben kendimden biraz bahsedeyim. İsmim Nilüfer Esen Bilgin. Takam adına bu toplantıyı yaptığımız için Takam olarak görünüyorum ama Nilüfer Esen Bilgin ben. 2002 yılından beri Amerika'dayım. 2008'de Michigan'a taşındık. Daha önce Arkansas'da Little Rock'taydık. 2014 yılından beri de Takam'da gönüllü olarak çalışıyorum. 2015-19 yılları arasında Takam başkanlığını yaptım. Halen de yönetimde devam ediyorum. Evet, şimdi de sizlere bugünkü konuklarımızı kısaca tanıtacağım. İsim alfabetik sırasıyla gitmek istiyorum ilk isimle. We will start with Cindy. Cindy Taşkın, Michigan'da, Macomb County'nin Romeo şehrinde doğdu ve büyüdü. University of Michigan'dan ve daha sonra da Wayne State University'den derecelerini aldı, eğitimini tamamladı ve kütüphaneci olarak kariyerine devam etti. 10 yıl kadar Türkiye'de yaşadı. 2008-2009'dan sonraki 10 yıl sürecinde Türkiye'de bulundu. Şimdi Michigan'da yaşıyorlar. Gerçi şu anda gene Türkiye'de tatildeler. İkinci konuşmacımız Catherine Belliel. O da Michigan'ın Grand Rapids bölgesinde doğdu, büyüdü ve aileleriyle de Columbus, Ohio'yla da bağlantısı mevcut. Eastern Michigan Üniversitesi'nin tarih bölümünden derecesi var. Daha sonra da yaratıcı yazarlık üzerine master yaptı. Kuzey Michigan Üniversitesi, Northern Michigan Üniversitesi'nde ve yaklaşık 15 yıl kadar Türkiye'de yaşadı. Şimdi sonra döndü Michigan'da sanırım bir süre kaldı ama şu anda Portland, Oregon'da bulunmakta. Naoko Şermet, diğerlerinden farklı olarak Japonya'da doğup büyüdü ve eğitimini orada tamamladı. Literatür üzerine, Japon literatürü üzerine eğitimi var ve yaklaşık 4,5 yıl kadar Türkiye'de yaşadı. Şu anda Michigan'da bulunmakta. Tanya Adman Akay, Türk ailenin çocuğu olarak Michigan'da doğup yıllar sonra Türkiye'ye göç etme kararı alan ve şu an Türkiye'de bulunan arkadaşımız. Kendisinin psikoloji üzerine derecesi var Oakland Üniversitesi'nden. Ve sosyal hizmetler konusunda master var University of Michigan'dan elde ettiği. 2006'dan beri Türkiye'de yaşamakta. Şimdi kısaca böyle bir giriş yaptıktan sonra ben kendilerine soru soracağım ama kendi hikayelerinden şöyle bir çıkarım yaptığım kadarıyla hepimizin ortak noktası yüreğimizin sesini dinlemek olmuş gibi geldi bana. Ben de bunlara dahilim aslında. Ters yönde gelen birisi olarak.
Ama başka bir deyişle aşkın peşinden gitmişiz. Kalbimizi hızlandıran bu kişiyle nasıl ve nerede tanıştınız diye sormak istiyorum ilk soru olarak. Yani Türkiye'ye gitme sebebiniz nedir? Gene ben alfabetik sırayla başlayalım ilk soruya. Cindy, sana veriyorum sözü. Kendi unmute. Merhaba. Biz Yüksel'in iş için Türkiye'ye geldik. Hem Yüksel ve ben o zaman bir çocuk var. Çocuk Türkiye'yi tanımak ve orada so they would learn to love Turkey and know about their culture. Öyle karar verdik. So you met in Michigan. Michigan'da tanıştık. Orada evlendik. Tarık orada, oğlum orada büyüdü. Doğdu. Sonra bir buçuk yaş biz burada geldik. Okay. And Catherine? Ben ilk gittim Türkiye, yani ziyaret için gittim. Benim eski erkek arkadaşla. Biz ayrıldık ama ben Türkiye'de hala çok yani gitmek istedim. O yüzden ben benim hikaye biraz farklı. Çünkü ben Türkiye yani dört farklı şeyler gördüm. Yani ilk gittim tabii ki aşk için. İkinci gittim yani taşınmak karar verdim. Tek başına gittim. Bir de yani kaç 6 sene falan orada oturdum. Sonra benim eş yani biz evlendik orada. Sonra biz ayrıldık. Ben hala Türkiye'yi seviyordum ama o yüzden benim hikaye biraz farklı. Tabii ki aşk için gittim ama benim aşk yani açıkçası Türkiye oldu. Yani erkek falan değil ama Türkiye oldu. Çok güzel. Bu arada Catherine, your last name Belli El sounds very Turkish to me actually. Benim soyadı çok komik bir soyadı. Fransız Kanadalı bir soyadı açıkçası. Ama her yani dil içinde var. Yani mesela ben Arapça dersi gittim. Onlar yani ne zaman Arapça ile yazıyor. Bilal çıkıyor. Bilal yani bir Arapça bir adı. Türkiye'de Belli El, Fransızca Beye, yani çok yani değişik bir soyadı, yani James Bond gibi bir yani soyadı var. Peki, Nako, senin hikayen nasıl başladı? Benim eşimle, benim eşimle Japonya'da ben çalışırken iş yerinde tanıştık. Evlendikten sonra biz eşimin işte Japonya'daki işte bitti. Ondan sonra biz Türkiye'ye taşındık. Orada biz de üç kızımız var. Bir kızımız İstanbul'da doğdu. Ondan sonra öyle başladı Türkiye hikayemiz. Peki, güzel. Eşin mikrofonunu mute ederse ekodan kurtulabiliriz. Evet. Evet, teşekkürler. Peki. Evet. Tamam. Tanya, senin hikayen biraz daha farklı. Burada doğdun, büyüdün Michigan'da. Sonra nasıl tanıştın ya da neden Türkiye'ye gittin? Aslında ailem Türk, benim anne babam. Ama babam çok genç yaşta Amerika'ya gitmişti, 16 yaşında. Çok uzun yıllar oradaydı. İşte sonra Türkiye'ye gelip annemle tanışınca annemi de götürdü Michigan'e. Ben orada doğdum, orada büyüdüm ve Amerikalı gibi hissediyorum. Ama Türk Amerikalı tabii. Takamla hep bir bağlantımız vardı. Türkiye'ye taşınma sebebim eşim. Eşim Türk, Türkiye'de yaşıyordu. Ama aslında internet üzerinde tanıştık. Ortak bir Leyla Ahmet biliyorsunuz takamda. Üvey ablası oluyor eşimin.
onu ziyarete gelmişti ama ondan önce bizi e-mail ile tanıştırmak istedi. İkimiz de biraz karşıydık böyle şeylere ama arkadaş olabiliriz, tanışabiliriz, bir şey olmaz diye, bir arkadaş kazanırız diye böyle biraz istemeyerek onu da kırmamak için tamam dedik. Ama sonra bir yıl falan yazıştık. Sonra o ablasını ziyarete geldiği zaman yüz yüze olarak tanıştık. Sonra ben Türkiye'ye geldim. İşte ailemi ziyaret, buradaki teyzem falan, dedemler ziyaret etmek için. Öyle daha fazla görüştük. Sonra evlilik teklif etti. Ben de Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Burada deneyelim diye ben geldim. Ama belki bir gün yine döneriz diye düşünüyordum açıkçası başta. Ama hala şimdilik dönmedik. Bilmiyorum. Belki kızımın eğitimi için işte lise yıllarında falan düşünüyoruz. Geçici olarak. Kaç yaşında şu anda? Şu an 11 yaşında, 7. sınıfta, ortaokul. Güzel. Teşekkürler. Bir sonraki sorum Türkçeyi nasıl öğrendiğiniz olacak. Gerçi Tanya senden başlayalım. Türk ailede büyüdün, aile içinde büyüdün ama bazen okul başlayınca bu Türkçe öğrenimi sekteye uğruyor. Sen nasıl bunu aştın, nasıl öğrendin? Annem babam hep Türkçe konuşuyorlardı evde. Abim de var benim. Abim hep İngilizce cevap veriyorduk biz. Hala da öyle aslında. Onu bir türlü yenemedik. Biz hala kendi aramızda İngilizce konuşuyoruz. Öyle alışkanlık oluyor herhalde. Ama en çok anneannem ve dedemle, babaanneme mektup yazarak Türkçe yazıldığı gibi okunduğu için, yani harfler, tüm harfler sesli ya Türkçe'de, daha kolay ve daha fazla geliştirebildim. Onlarla mektup yazışarak aslında o şekilde okuma yazmayı öğrendim. Annem babam bakıyordu, düzeltiyordu, işte noktaları, bir şeyleri ilave ediyorlardı mektuplaşarak o şekilde. Bir de yaz tatillerimizi Türkiye'de geçiriyorduk. Catherine, sen tamamen yabancıydın Türkçe'ye. Nasıl öğrendin? En zorlandığın konu veya kelime ne oldu? Komik oldu. Ben üniversitede açıkçası, benim şey, bölüm Orta Doğu tarihi. Ben o yüzden Arapça ders aldım, Fransızca, bir de İbranice ders aldım. Ayrıca bir independent study için Türkçe ders aldım. Ama hangi kitap verdi bana? Ben farkında değildim. Osmanlıca. O yüzden ben ilk gittim Türkiye'de. Osmanlıca kelimeler, taksi şoförler, herkes beni gülürdü. Yani siz nasıl böyle bir Türkçe, yani çok benim büyük dede böyle konuşuyor. Ben utandım. Ben 2003 ne zaman Türkiye'de taşındım. Dersler gittim ama açıkçası ben teyzelerden öğrendim, bir de dizilerden. En güzel dersler oradan aldım. Ama şöyle bir şey oldu, yani yabancılar için, yani Türkiye'de oturmak için biz çok iyi Türkçe ders, bir de Türkçe konuşmak biraz zor biz için. Neden? Çünkü herkes bizim kötü Türkçe kabul ediyor. Mesela ben Türkiye'ye gidiyorum, yani 20 sene oldu, benim Türkçe hala böyle. Ben yani gerçekten daha iyi olması gerekiyor, gerçekten. Benim oğlum var, 11 yaşında, her zaman dalga geçiyor bana. Senin Türkçe nasıl böyle oldu? Sen 20 sene orada, senin grammar hala böyle. Ama herkes bu Türkçe kabul ediyor benden, ben artık tembel oldum. Yani ben 42 yaşındayım şu anda, çok tembel oldum Türkçemden. Farkındayım, biraz düzeltmeye çalışıyorum ama sadece bizim, yani bizim laziness Türkler kabul ediyor yani. Oh, sen Türkçe konuşabilirsin ama bu arada Türkçe 20 senedir iyi değil açıkçası. Yani ama hepsi yani dizilerden öğrendim, teyzelerden öğrendim yani. Bir de ne zaman kızıyorum, benim Türkçe accentsiz, yani benim oyunum böyle diyor. Ama yani şöyle... Bence çok güzel şu anda Türkçen. Yani biz, ben de hani Türkiye'den gelip Amerika'da sonradan yaşamına devam eden kişi olarak bizim de hep aksanımız var. Yani bizim de hiç düzelmiyor. Ama grammar soru çok var. Yani gerçekten benim grammar çok eksikler var. Yani bağlantısı falan, yani farkındayım, biraz tembel oldum. Çok güzel. Peki Nako, sen Japonya'daydın. Japonca Türkçe ile aynı aile, dil ailesinde belki gramer olarak yakınlığı var. Nasıl, kolay öğrenebildin mi Türkçeyi?
Evet, gramer konusunda dediğiniz gibi Japonca ve Türkçe aşağı yukarı aynı olduğu için gramerde pek zorluk çekmedim. Ama ilk Türkiye'ye gittiğimde yaptık o zamanlarında Tomer diye bir Türk dil kursu vardı. Oraya gittim. Orada öğrenmeye başladım. Ondan sonra benim yaşadığım mahallede eşimin akrabalar çok yaşıyorlardı. Onlarından da öğrendim. Öyleydi. Zorlandığın bir kelime oldu mu? Orada Japonca'da L ve R ses. Ya aşağı yukarı konuşmada aşağı yukarı L ve R sesleri aynı olduğu için Türkçe'de de yani L ve R ses olan kelimeleri hala bana zor geliyor. Senin nasıldı Türkçe ile tecrübelerin? Ben Katie'den çok güldüm çünkü aynı gibi. Ne söylüyorum herkes, aa çok güzel konuşuyorsun ama ben duyuyorum ve çocuklar dalga geçiyor gerçekten. Ben Ebru Takan da ders verdi. Ben Türkiye'ye gitmeden biz zaten orada yaşıyorduk kaç sene. Burada konuşarak rahmetli kayınvalideyle Ayla'yla öyle öğrendim. Bu kadar. En çok zorlandığın bir Zor kelime var mı? kelimeler olarak kutu kutu. I cannot say a Kötü kutu ha? That's Peki. Şimdi gerçi cümle aralarında geçti ama hangi şehirde yaşadınız diye sormak istiyorum en uzun süre. Başlayabiliriz. Kati'den başlayalım. Ben en uzun zaman İstanbul'da oturdum. Sonra biz Kocaeli, İzmit oturduk. Benim son 5 senedir Türkiye'de Kocaeli, İzmit'te oturduk. Ama ben her hafta sonu yani 7 sene için Bursa'da gittim. Yani o yüzden Bursa benim yani bir home hissediyorum orada. İstanbul, Bursa, İzmit. Yani o 3 şehir genellikle benim en yani favorim. Tanya. Benim İstanbul. En çok İstanbul'da oturdum. Anladım. Nako. Ben de Türkiye'de 4,5 net total yaşadım. Hep İstanbul, Üsküdar'da yaşadım. Cindy. Ben de Bursa. And I'm still here. Evet. Türkiye'de çalışma fırsatınız oldu mu? Yani çalışma fırsatı olan arkadaşlardan başlayabiliriz. Cindy sen çalıştın mı hiç? Çalışmadım. Ben arada sır birisi sordu. Ben çocuklarla uğraştım. Bir semester İngilizce konuşma gibi konuştum. O kadar. Tanya? Benim ilk işim İstanbul'da oldu. Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak başlamıştım. İki görevim vardı. Bir tanesi danışmanlık, counseling, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde ders veriyordum. Aynı zamanda da yabancı öğrencilerle farklı hem danışman olarak hem anlaşma yapıyorduk farklı üniversitelerle, Avrupa'daki okullarla, Erasmus ile alakalı. Yarı günüm oradaydı, yarı günü ders olarak veriyordum. Daha sonra da ayrıldım hamile olunca. Kızım 4 yaşındayken tekrar işe başladım İngilizce öğretmeni olarak. 2,5 yaş çocuklarla başladım. Kızım da 4 yaşındaydı, okula başladı. O zaman sanırım 5 yıl onu yaptım. Şu anda gene hala İstanbul'da şeydeyim. Özel okulda lise öğrencilere İngilizce dersi, İngilizce ve İngilizce edebiyat derslerine giriyorum. Çok güzel. Nako, Tabii ki. çocuklar olunca bey zor olmuştur senin için herhalde.
Evet. Önceden dediğim gibi gidince hemen Türk dil kursa başladım. Ardından da kızımı hamile kalınca pek Türkiye'de çalışma fırsatım olmadı. Catherine? Ben başladım Türkiye'de yani bir anaokul, bir öğretmenlik yaptım. Kaç senedir yani 10 senelik galiba. Sonra ilkokul öğretmenlik yaptım. Ben sonra Montessori okulla çalıştım. Sonra lisede çalıştım. Hep İngilizce yani creative writing, yazarlık dersler verdim. Ve zaten sadece öğretmenlik yapmadım. Hep yazarlık bir iş yaptım. Yani söyleyebilirim yani. İkisi yaptım. Daha çok evden çalıştım. En çok zorlandığınız şey ne oldu Türkiye'ye gittikten sonra? Alışma sürecinde ne kadar bir süreç geçti? Cindy, başlayın. I think I'll say this in English if it's okay. biraz karışacağım. I think it took me like 3 or 4 years, but I decided it takes that long anywhere. When I moved back to Michigan, I've been back to Michigan about 4 years, and I just now feel like I'm kind of at home again there, even though I was born there. So I would say 3 to 4 years. It took me 6 months to be able to make a cookie recipe by the time I figured out how to buy yulaf ezmesi, where the grocery store was, because I saw the sign but didn't know that that was a grocery store. And so about 6 months to kind of be able to function, and about 3 years, 4 years till I felt at home. Okay. Nako? Okay. Ben en zor Türkiye'de oradayken en zorlandığım şeylerinden bahsetmek istiyorum. Onu düşünürken ilk önce İstanbul'un trafik aklıma geliyor. İstanbul'un trafik çok agresif. Herkes birbirinin önüne geçmek istiyorlar ya da bir saniye bile durmak istemiyorlar. Yayalar da böyle arabaların aralarında geçmek istiyorlar. Bu yüzden ben çok yani korktum. İlk sene arabayı kullanamadım. Ondan sonra ikinci sene sonra ben artık arabayı kullanmayı karar verdim ve kullandım. İşte öyle. Bence İstanbul'da arabayı kullanabilirsek dünyanın her yerinde arabayı kullanabiliriz de inanıyorum ben. Ya ondan sonra bir tane daha biraz alışmak zaman sürdüğün şeyleri var. O alışverişteyken de böyle alışveriş merkezinden değil. Özellikle böyle fiyatı yazılmadığın yerlerinde oluyordu. İşte orada iki price vardı. İki fiyat. Bir tane yabancı fiyatı, bir tane yerli fiyatı. Öyle bir şey vardı. Öyle olunca onu anladıktan sonra her zaman alışverişe gittiğimde birkaç yere sorardım fiyatını. Ondan sonra nerede alacağımı karar veriyordum. Öyle bir hatıram var. Kati? Benim en zorluk açıkçası inşallah kültür. Yani mesela Michigan'da tabii ki ben tam Midwestern kız yani başka bir şehir falan oturmadım. Tam Michigan'da bir kız ne zaman Türkiye'ye ilk geldim. Eğer bir şey olacaksa ya da olmayacaksa çok clear yani biliyorsunuz genellikle. Ama bu inşallah falan anlamadım. Yani o en zorluk benim için. Yani şeyler olacak ama şu anda biliyorum. Ben artık yani Amerika tekrar geldim. Ben artık inşallah alıştım. Ben inşallah diyorum herkese. Bu kültür benim için de şu anda. Şu anda avantaj benim için ama şu anda ben zorluk yaşıyorum yani burada. Yani Amerika'da. Çünkü ben artık bunu alıştım. Ama ben ilk 2 sene yani ne zaman bir yere gittim yani mesela bir çalışma izin almak için ya da yabancı müdüre gittim yani belki yani hala bu soru vardır yani gidiyorsunuz. Ne zaman benim residence permit çıkıyor inşallah anlamadım inşallah ya da evet ya da hayır lütfen evet veya hayır de ama hiç evet ve hayır yok yani her zaman inşallah. Eskiden ben kafa yedim şu anda ben tamam anlıyorum yani bir de keşke Amerika'da IRS. Yani inşallah falan bir şey vardır. Yani anlayabilirim yani bu bizim tax sistemin hakkında. İnşallah lazım yani bence Amerika'da. O yüzden yani ama yani ilk 2 sene zor benim için ama sonra alıştım. Teşekkürler. Tanya,
Sen biraz alışıktın gerçi ama gene de. Alışık, kolay alışırım diye sanıyordum ama bazı şeyler çok farklı geldi içinde olunca. Yani çocuk olduktan sonra herkesin fikirlerini, yani yabancı insanlar gelip yani çocukla ilgili bir şeyler yapması, advice vermeleri sürekli. Yani en güzel örnek, bir defa pazarda yürürken pusette Ela vardı. Pusette gidiyordum, bir kadın tanımadım. Çok güneş var, niye kapatmıyorsun üstünü diye kapattı üstünü. Ben de çok yorgundum zaten, geceleri uyumuyorum, böyle hiçbir şey demedim, devam ettim. 5 dakika geçmedi. Çok sıcak, niye kapatıyorsun pusetin üstünü diye başkası açtı. Ya en güzel örnek bu olabilir. Yani ne yapsan hep yanlış, yeni anneler gibi bir şey oluyor. Bir de kilo muhabbeti. Bir türlü alışamadığım bir şey. Herkesin böyle ilk söylediği, aldın, verdin, herkes mutsuz kilosundan ama herkes birbirinin kilosundan bahsetmeden yapamıyor gibi bir durum. Yani Amerika'dan farklı alışamadığım şeyler ve sıra olmaması. Yani sırada beklediğin zaman işinin hallolmaması. Yani mutlaka kendinde when in Rome girmen lazım, kesmen lazım sırayı. Hoşlanmadığım bir şey. Ama yapmak zorunda kalıyor insan. Bunlar aklıma gelenler. Teşekkürler. İlk taşınmaya karar verdiğinizde ailenizden tepki aldınız mı? Kenti, senden başlayalım. Sen hani tamamen yabancıydın. Yani evet. Bir de bu 2003 zamanlarda, o zamanlarda falan Skype yok, yani çok şeyler yok. Bir de bizim evde, yani okul lojmanı içinde internet yok. Yani o yüzden biz hep internet kafeye gittik. Ya da bir kart, yani PTT'den bir kart alması gerekiyor yurt dışında aramak için. O yüzden ben çok fazla yani konuşamadım benim ailemle. Yani ayda bir kere, iki kere falan konuştuk. Yani şöyle söylüyorum benim oğluma, eski zamanlarda böyle, yani şu anda Skype var, Zoom var. Yani biz çok yani daha rahat uzaktan yani şey oturabiliriz. Yani o da zor. Yani bir de onlar biraz tepki gösterdi tabii ki, çünkü onlar Türkiye'de hiç bilmedi. Yani gitmedi. Bir de tüm yani stereotipler, yani onların çok. Yani çünkü Türkiye'de nasıl portray oldu yani filmlerden, haberden. Bir de 2003 zamanlarda Irak savaş yeni başladı. Herkes düşünce İstanbul tam yani o sınırın yani yanında. Tabii ki öyle değil ama ben bu sorular yani ne zaman aradım, yani bombalar duyuyor musun? Yani şey, bir de herkes düşünce İstanbul bir çol. Yani çol değil. Bir de herkes yani kafada bir şey var yani Türkiye'nin hakkında, ama tabii ki öyle değil, ama şey tabii ki tepki gösterdiler ama şu anda rahat oldular. Yani biliyorlar şu anda ama yani biraz zor. Sen oradayken ziyaret etme şansları oldu mu senin? Benim evlilik, yani ne zaman evlendim onlar geldiler, şok oldular. Tabii ki. Yani bir de zaten çok güzel yer yani gösterdim. Bursa, Ayvalık gittik. Yani şey Kuşadası falan gösterdim. Bir de tabii ki hala konuşuyorlar. Nasıl güzel bir yani ülke, güzel bir yer, ama insanlar yani kendine gözler yani görmesi gerekiyor. Yani bak. Evet. Cindy, sen de Michigan'dandın. Senin ailen nasıl bir tepki gösterdi? Bizim şey, Yüksel ve ben, biz evlenmeden önce ikimiz aile çok iyi tanıştık. Şey, ondan onlar tepki göstermedi. Ben aslında çok şanslıyım. Yüksel'in ailesi çok şey, çok şey sıcak, bana çok yardım etti. Özellikle ben burada taşındığım zaman kayınvalide ve eltim, onlar sürekli onların kendi şeyler, sosyal şeyler bana katıldı, sürekli çağırdılar. Çok ben şanslıydım. Evet, eminim Yüksel senin anneni babanı kafa kola almıştır hemen. Evet, Yüksel'i tanıyınca itiraz olayı kalmamıştır diye düşünüyorum. Nako, senin ailen nasıl baktı Türkiye'ye gitmene? Benim annem babam da tabii işte Türkiye'yi
Türkiye'de ülke olduğunu tabii ki biliyorlar. Ama genelde Türkiye'nin nasıl ülke olduğunu peki bilmeyenler daha çok vardı Japonya'da da. Bu yüzden merak ettiler tabii ki. Arkadaşlarım da bazıları yani çok merak ettiler. Ondan sonra ben de Türkiye'ye gitmeden önce ya eğer Türkiye'de yapamazsan hemen Japonya'ya dön diyen falan da vardı. Ondan sonra işte ben de Türkiye'ye gittim. Ondan sonra onlar da beni ziyarete Türkiye'ye geldiler. Ondan sonra onlar da Türkiye'yi görünce Türkiye'yi çok beğendiler. Bence Türkiye öyle görülmesi gereken bir ülkedir. Bir görmek lazım. Öyle ülke diye düşünüyorum. Evet. Seni ziyaret ettiler yani güzel. Evet, evet, evet. Ondan sonra herkesi beğeniyorlar, seviyorlar. Evet. Tanya, herhalde sen olumlu tepkiler almışsındır diye düşünüyorum. Türkiye'den. Olumlu karşıladılar. Eşinin ailesi Türkiye'de miydi? Evet, eşimin ailesi. Aslında eşimin ailesi Çerkez. O yüzden o bakımda da biraz farklı kültür. Hani Türkiye'ye alışıktım ama onların kültürü çok farklı. Ama çok çok güzel bir aile. Yani çok beni direkt içlerine aldılar. O bakımdan da çok şanslıydım. Güzel. Ama ailem yani tabii hoş karşıladı. Ama tabii annem mesela hasreti bildiği için biraz ya uzağa gitmemi istemiyordu. Çünkü o uzak yani annesinden, ailesinden ayrılarak gitmişti. Ve Katie'nin dediği gibi çok daha zor şartlar vardı o zaman. O zaman daha da zordu. Yani telefon bile yoktu anneannemde. Komşuda vardı. Öyle ayarlayıp konuşabiliyorlardı. O yüzden annem tedirgindi. Yani çok istemiyordu uzağa gitmemi. Ama şimdi onlar da burada. Biz gidip gelebiliyoruz. Eskisi gibi hasret aynı değil. Yani bakımdan hepimiz çok şanslıyız aslında. Evet, aslında benim şeyde annem ilk gittim çok üzüldü. Uzak olacağım falan şeylerse. Ama annem 5 sene sonra gibi şey bana söyledi. Aslında benim arkadaşlarım, onların çocuklar başka şehir ya da başka eyalet var. Onlar siz o kadar görüşmüyorlar. Çünkü annem her sefer 2 kere geldi Türkiye'ye. Her şey o sonbahar, ilkbahar bana geldi. Ben kış, yaz orada gittim. We saw each other more than many people who live closer. Yes. US is big too, so sometimes, you know, some children in the East Coast, family in the West Coast, so it's not easy to get together in US too. Peki, yaşadığınız şehirler dışında hangi şehirleri ziyaret ettiniz ya da en çok beğendiğiniz yerler nerelerdir diye sormak istiyorum. Nako, senden başlayalım şimdi. Tamam. Ben çok yeri ziyaret etme fırsatım vardı. Fırsat buldum. Mesela nereye gittim? Kapadokya, Pamukkale, Çanakkale, Gelibolu, Dumlupınar, İzmir, Marmaris, Bodrum, Fethiye, olabilir Safranbolu, Urda falan. İşte çok yere gittim. Çok her yeri birbirine çok ayrı güzeldi. Ama en çok beğendiğim yer Akdeniz sahilleri diyebilirim. Akdeniz çok güzel. İşte ben Türkiye'nin doğu tarafı ya da Karadeniz tarafa hiç gitmedim. O ben de ileride o tarafında da gitmek istiyorum. Kathy? Ben usual suspects falan gittim yani batı tarafta, Bodrum, İzmir falan. Bursa tabii ki yani çok önemli bir şehir benim için. Bir de Ayvalık. Ben ne zaman emekli olacağım Ayvalık'ta oturmak istiyorum. Gerçekten ben her zaman söylüyorum bunu. Ama şey, ben çok fazla Karadeniz'e gitmedim. Ama benim en ilginç bir yer Türkiye'ye gittim. 2000
6. Benim Suriyeli bir arkadaşım vardır. O yani bir kilise turu yapıyordular. Yani on kendine kilise ile yani Suriyeli yani bir kilise turla tur abim. O kadar ilginç yerler yani gerçekten çok farklı bir Türkiye gördüm yani o tur içinde. Çünkü biz hep monastirde kalmak zorunda kaldık. Yani bir de sessiz yani saat 4'den sonra sessiz alıyorsun yani çok yani ilginç bir tur. Gerçekten eğer fırsat varsa bu Güneydoğu tarafta görmek yani fırsat varsa ben gerçekten tavsiye ediyorum. Sadece Mardin değil yani Mardin artık çok fazla turistler gidiyor. Yani o turistsiz yerler görmesi gerekiyor. Çok yani ilginç bir de gerçekten ben her zaman bu yerde düşünüyorum yani o kadar ilginç yerler gördüm orada. Gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi? Benim favori Bursa. Favori. Ben de şey aynı şekilde şey along the coast for a vacation. There's nowhere more beautiful. Diğer taraflara gitme şansın oldu mu? Güneydoğu, Doğu, Karadeniz. Karadeniz ben hiç gitmedim. Şey ama Safranbolu o şey o kadar gittim. Tanya? Ben Ayvalık'ı çok seviyorum. Yani ailem Ayvalıklı olmasından dolayı değil. Çok güzel bir yer. Çok şanslı olduğumu hissediyorum. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri bence. Ama en hoşuma giden, en büyüleyici yer Kapadokya oldu benim için. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yer. Birçok yeri gezdim Türkiye'de. Ama en görülmesi gereken yerlerden biri orası bence. Ya yani tatil olarak tabii yaşamak için bilmiyorum. Ama çok değişik. Bir de her mevsim farklı havası var değil mi? Kışın ayrı güzellikleri oluyor yazın. Evet. Peki Türkiye'de bulunduğunuz sürece diğer ekspat kadınlarla tanışma şansınız oldu mu? İletişime geçmek istediniz mi? Özellikle bu konuda bir girişiminiz oldu mu? Tanya senle başlayalım. Son sözü sendeydi ama. Evet. Ben en çok... Chat ile tanışıyorsunuz zaten. Nasıl tanıştınız? Evet, öyle tanışıyoruz zaten. En çok kızım doğduktan sonra çok hasret hissettim kendimi. Amerikan kültürüne ve İngilizce konuşma ihtiyacı hissediyordum. Yani çocuğum da İngilizce duysun. Yani çay değil kahve içelim bir araya gelince böyle bir ortam arıyordum. Ve internette çok araştırdım. Hani English speaking playgroup falan bu tarz şeyler. Yani çocukla alakalı bakıyordum. Ve şey bulmuştum. İsmini hatırlayamayacağım şimdi. Katie, do you remember what the name of the group was? Where we started the baby group? Where Lucille was a part of? IWI, International Women of Istanbul. IWI, International Women of Istanbul. Yes, that was it. International Women of Istanbul. But before that, Türkçe'ye geri döneyim. Ondan önce araştırırken Katie'nin bazı yazar olduğu için bazı yazdığı şeylerle karşılaştım. Ve Allah Allah bu kişiyi bulmam lazım diye düşündüm. Çünkü çocuğu aynı yılda doğdu. Michigan'da küçük bir kasaba gibi bir yerden gelmiş. Türkiye'de, İstanbul'da ben mi yazdım fark etmeden diye kendi kendime böyle deliriyor muyum gibi şeylere girdim. Yani farklı bir isim vardı pen name olarak. Mutlaka bulmam lazım diye düşünüyordum. Ama nasıl bulurum bilemedim. Sonra IWI, International Women of Istanbul'la baby group için başvurdum. Lucille diye bir arkadaşımız onun koordinatörlüğünü yapıyordu. Beni kabul etti ve bu grup evine yakın expat çocuğu olan gruplarla birleştiriyordu insanları. Yani gün gibi düşünün. Her hafta bir gün başka birinin evindeydik çocuklarla. Ve çok yakındı benim evime. İlk toplantı oraya gittim. Arkadaş Maria diye bir kız vardı. İlk onunla tanıştım. O da Koz Yatağı'nda İstanbul'da.
Sonra Katie geldi. Ve Katie dedi ben de Michigan'denim. Ondan sonra orada konuşurken anladım ki yazar Katie olan. O şekilde Katie'yle tanıştık. Sonra biz o grupla biz 8-10 kadın hala bir aradayız. Yani çocuklar 11 yaşında. Her sene farklı ülkelerde bir toplantımız oluyor. Korona zamanında yapamadık. Ama ya çok bağlı. Aile oluyorsun çünkü o kişilerle, yani çocuklarla beraber. Ama o grup sırf Amerikalı değil tabii. Avrupa'dan da çok kadın vardı, anne vardı. Katie ile de oradan tanışıyoruz. Öyle. Katie, sana vereyim sözü. Sen nasıl, neden... ekspat kadınlarla iletişime geçmek istedin? Yani 2003'te açıkçası zor. Çünkü o zamanlarda sosyal medya falan yok. O yüzden sen bir yerde gitmesi gerekiyor. Yani birisi tanışmak için. Bir de ben yani 2003'te evli değildim. Ben yani mesela benim eş için oturmadım Türkiye'de. Ben o yüzden yabancı kadınlar bulmak biraz zor. Yani ben International Women of Istanbul başvuru ettim. Ama onlar yani ben çalışıyordum o zamanlarda. Ben falan bir expat wife yani o profile falan değildim. Yani ben onlar toplantılar hep gün yani gündüz içinde ben gidemedim. O yüzden çok fazla insanlar tanıştırmadım. Sadece yani İngilizce öğretmenler de tanıştırabilirdim. Ama onlar genellikle bir sene Türkiye'de kaldı. Sonra Tayland'a gitti ya da başka bir Avrupa bir ülke. Yani sonra yani vormadınız yani. O yüzden biraz zor ilk zamanlarda. Sonra bir POWI başladı, Professional American Women of Istanbul başladı. Özellikle çalışan bayanlar genellikle yani. O yüzden cumartesi günü bizim toplantısı yani vardır sabahlarda. Amerikalı ve Kanadalı yani kadınlar için. Orada çok fazla insanlar tanıştım. Sonra sosyal medya başladı. Herkes bir Facebook grup başladı. Sonra ben bir çocuğa doğdum. Tanya'nın grupta katıldım. Bir de bu bayanlar yani her profilden yani vardır. Bazen bizim grupta birisi çalışıyor. Bazen yani onlar her senede başka bir ülke oturuyor falan iş için. Ama hala konuşabiliriz. Ama bizim bağlantısı Türkiye. Yani çok ilginç. Evet. Peki Naoko, sen Japonya'dan gelen diğer senin durumdaki kadınlarla iletişime geçme ihtiyacı duydun mu? Nasıl oldu? Öyle bir organizasyon var mı? Ya da diğer Avrupa ülkelerine yani expat tanımına uyan? Ya işte benim 1997'den 4,5 sene oradaydım. 24 sene önce. O zaman yani pek yakında oturduğum yerlerinde tabii yabancı insanlar yoktu o zamanlarda. Bazı Japon arkadaşlarım da vardı. Ama İstanbul büyük şehir olduğu için bir görüşmek için en az bir saat yola gidiyoruz falan. O zaman da küçük bebeğim de vardı. Çok fazla sıkı sıkı görüşemiyordum o bir saat yola falan gitmeyi düşünürsem. Ondan çok fazla öyle tanışma fırsat olmadım. Vardı arkadaşlarım Japonla ama çok fazla görüşemedim. Ama sanıyorum ki şimdi daha çok İstanbul'da daha çok yabancı kadınlar, yabancılar, Japonlar daha çok yaşıyorlardır. İşte daha çok community vardır, networking vardır. Daha çok kolay arkadaşlarını bulabilme fırsat vardır diye düşünüyorum. Evet, sosyal medyayla zaten daha hızlı temasa geçilebiliyor. Belki senin zamanında da vardı ama iletişim olanakları bu kadar olmadığı için. Evet, evet, evet. Cep telefon bile o zaman pek yok diye yoktu. İşte zor, evet. Evet, e-mail falan ya da normal telefonda konuşuyorduk. 24 evet. Sene önce dedin değil mi? Yani evet, 24 sene önce mi oluyor? 97'de oraya gittin. 97'de gittin. Evet, evet. Şimdi senin için nasıldı durum? Bursa'da iletişime geçebildiğin başka... Bursa'da uluslu grup... Bizde Bursa İstanbul kadar büyük değil tabii ki. Duyabilir misiniz? Duyuyorum. Yani, İstanbul kadar büyük değil
Ama gene de bazen insanlar var. Biz toplandık kahve, Carrefour'da kahve içtik falan şeyler her hafta. Ben Tanya gibi çocuklar küçük. Biz o zaman bursa kalacak düşünüyordum. Kalacağız hayatta. Ondan İngilizce öğrenmek benim çocuklar için, bana için çok önemli şeyler. Onlar anneanneyle konuşmak özellikle çok önemli benim için. Ondan arıyordum özellikle. Ama yavaş yavaş insan English, I'm going to switch back to English now. I think after a while you get to the point where you're looking, you meet friends and they're your friends despite because of your interests and what you care about, and you kind of move beyond where they're from and where you're from. And so as I lived longer there, I did less and less with other foreign people and more with Turks, because we just, they were my neighbors and we were, getting together and sharing things. So thank you. Teşekkürler. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Yani hakkında. Yani kind of following off of what Cindy said, I think what's important, and I think that everybody who's an expat feels this, is when you are living outside of your home or your your home country, or you end up hanging out with other people from your home country you wouldn't hang out with in your own country. So like when I'm outside, I met so many people in Turkey, so many Americans, that if I met in America, we probably wouldn't be friends. And I'm so much richer for that. And I think that has been one of the best expat experiences of my life. So I've become a lot more open-minded, even with the people from my own country or from other countries that were not Turkish. Things I had, we're always dealing with our own biases and stereotypes and whatever. And I think it's stronger for where you come from. But when you are all outside of your comfort zone. So I'm friends with a lot of Americans, like I said, I would not have been friends with, I wouldn't have gravitated towards had I not met them in Turkey. And I'm so glad that I did that. Ya sanırım bir Türk ekspat olarak biz de Amerika'da benzer durumdayız. İşte Türk dernekleriyle iletişime geçiyoruz, Türk kadınlarla tanışıyoruz, onlarla birlikte daha çok vakit geçiriyoruz ve benzer tecrübeler ediniyoruz diye düşünüyorum. Şimdi arada aslında iki cümleler arasında değindik ama bir kısaca özetlersek, Türk kültüründe en beğenmediğiniz ve beğendiğiniz özellik nedir diye sormak istiyorum. Kim başlamak ister önce? Cindy, I'll give you. I can start. Benim için misafirperverlik en beğendim şeyler. Herkes çok özellikle ben yabancı belli oldu. Çok şeyler yardım etti. Çok misafir gibi davrandı. O kadar güzel zaman geçiriyorum her yer. O da çok güzel bir şey. Geri de başka farklı var. Annem de hep dedi, Türkler ne kadar çocuklar seviyor. O da hep gelince, beni ziyaret yapınca hep söyledi. Çocuklar nasıl, ne kadar, how wonderful they must feel. Çünkü her yer çocuklar gidince, gülüyorlar, konuşuyorlar çocuklarla. O da çok güzel bir şey. Don't sit on stones, öyle şeyler. Oldu biraz, alışmadım. Tam ne dedin? Cereyan yapar. Cereyan yapar, okey. Taş oturma, ciğerinde üşüyecek falan, öyle şeyler. Bana ayakların çıplak don't walk barefoot. Okay. Tanya, sen de biraz bahsettin sanırım judgmental yaklaşımlar, değil mi? Kilo konusu.
sevmediğim. Evet. Onlardan bahsetmiştim. Bir de yalın ayak dolaşmak gerçekten çok sevmediğim bir şey. Çünkü ben çok yalın ayak basmayı seven biriyim ve her sefer mutlaka bir şey söylüyor bununla ilgili. Ama en sevdiğim şeyler ama Esin'in dediği gibi misafirperver, işte candan oluyor, insanlar samimi gerçekten. Her zaman olmasa da yani bazen böyle bir gerçek olmayabiliyor. Çıkar için yapan da insanlar oluyor tabii ki. İşte burada olduktan sonra onu ayırt edebiliyor insan. Ama en başta sanırım Amerika'da güveniyoruz daha çok. Ve burada insanlar yapı olarak güvenmemek gerekiyor başta gibi yaklaşıyorlar. Bizde önce güveneceksin, ondan sonra yani yanılırsan yanılırsın ama burada hep böyle yalan söylüyor olabilir o kişi diye düşünüyorlar ama Amerika'da öyle hiç hissetmedim. Genelde biri bana bir şey söylüyorsa gerçektir, o olacak. Ama burada hani birçok insan bir şey söylüyordur öylesine. Yani şunu yapalım, bunu yapalım. Belki olabilir diyorum ama zaten o kişi gerçekten yapacağız diye söylemiyor. Yani öylesine söylüyordur. Anlatabildim mi bilmiyorum ama yani o hoşuma gitmeyen şeylerden biri. Yani biri bir şey deyince ben bir şey dersem onu yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü ben bunu söz verdim gibi hissediyorum. Ama Kaylin'in dediği gibi belki bu inşallah inşallah kültüründen gelen bir şey. Yani söyledim ama olmadı. Yani ama söyledin diye düşünüyorum. Yani onu yapmamız lazım öyle dedik çünkü. Ona alışmak gerekiyor. Ama güzel yani özlenen şey bence o samimiyet insanların yakın olması. Güzel bir şey. Amerika'da daha böyle resmi oluyor ilişkiler. Bazen de daha iyi olabiliyor o. Bazen de değil. Yani insan arıyor o yakınlığı. Evet. Türkiye'deki olan. Kathy? Ben bir extrovertim ama hala bir introvertim. Yani ben ikisi de. Extrovert hayat Türkiye'de oturmak çok iyi bir şey. Bir soru yok. Ama onlar beni yalnız bırakmak yani ne zaman ben yalnız olması gerekiyor yani kitap okumak ya da yazmak hiç kimse beni yalnız bırakmak yani yapamıyor. Gerçekten. İyi misin? Yani ben yani nereye gittim yani o çok sessiz yani bir saat oturuyor tek başına bu olmaz falan. Her zaman birisi karıştırdı. Yani bu en kötü bir şey Türkiye'de. Çünkü onlar düşünüyor hasta mısın? Yani acıktın mı? Yani bir şey bir de gerçekten yani bir de İstanbul'da 15 milyon kişi var galiba. Yani nasıl kaçabilirim yani? Ben her zaman kaçmaya çalıştım yani ne zaman İstanbul'dayım ama tabii ki yani bu sadece benim yarım hayat. Olur yarım hayat ben extrovertim bir soru yok. Çok heyecanlı olabilir. Çok kişiler gelebilir bir soru yok ama yani yalnız bir yerde bulmak ya da oturmak ya da bir kitap oturmak ya da bir şey yapmamak bir kişi benim yanında olmamak biraz zor bulmak açıkçası yani Türk kültürü içinde. Ama yani benim ihtiyacım vardı. Şu anda herkes beni tanıyor. Benim arkadaşlar Bursa'da. Ben onlar artık tanıyorlar. Ben ne zaman onların eve gidiyorum, kalıyorum orada. Saat 6'da uyanıyorum. Benim yalnız zaman almak için. Çünkü hiç kimse orada kalkmıyor saat 10'den önce. O yüzden 4 saat benim introvert time alabiliyorum. Sonra ben tüm teyzelerde dolaşabiliyorum Bursa'da. Bir soru yok. Yani tüm yani tam gün ben yani iyiyim. Çözüm buldum. Benim en favori şey Türkiye'de yani community. Yani o da söyleyebilirim. Çünkü bu artık Amerika'da görebilir. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu pandemi artık yani gösterdi. Bir de yani Türkiye'de ne zaman bir şey oldu? Ne İstanbul'da, ne İzmit'te, ne Bursa'da. Yani bir kar fırtınası ya da bir deprem. Herkes iyi misin falan. Herkes yani senin komşu görüyorsun. Onlar iyi mi? Ben bir gün İstanbul'da biraz ben tek başında oturdum. Hastaydım.
Ben akşamda benim kapının önünde koymadım. Yani çünkü bir çöp yok zaten. Herkes benim binada korktu. O iyi mi? Çünkü hasta olgun. Herkes yani tüm teyzeler iyi misin falan. Ben şok oldum yani. Nasıl onlar biliyordular ben hasta? Bir de onlar yani bu community şey çok iyi o yani iyi bir şey. Yani Amerika'da şu anda görüyor yani bu pandemi bize gösterdi bu önemli. O yüzden benim en favori şey Türkiye'de community. En beğenmediğim bir şey yalnızlık zaman bulmak biraz zor. Sanırım Amerika'da bu community iş biraz daha organizasyonlar aracılığıyla yapılmaya çalışılıyor. Yani bireysel, belki Türkiye'de o tür organizasyonlar olmadığı için onu tamamlayan işte bu bireysel ilişkiler, aynı çevrede olduğumuz. Yani Amerika eski zamanlarda böyle değil açıkçası. Bir de Güney Amerika'da böyle değil. Yani bizim güney taraftalar böyle değil. Yani şu anda Portland oturuyorum. Bu ev 100 senelik bir ev. Büyük bir porch var yani balkon bir yerde var. O zamanlarda herkes oturdu dışarıda. Senin komşularla konuştun, merhaba. Eski zamanlarda sosyal medya böyle. Şu anda Amerika böyle değil. Herkes yani ev içinde bir şey fence koyuyorlar. Hiç görmüyorsun yani. Senin komşular yani tanışmıyorsun genellikle. Bu sene her şey biraz değişmiş Amerika'da açıkçası. Bir farklı Amerika görüyorum bu son sene açıkçası. Evet. Bu iyi bir şey. Tamam pandemik kötü bir şey. Ama bu pandemikin hakkında hem de Portland'da çok şeyler yaşadık bu sene. O yüzden biz komşular çok tanıyoruz. Çünkü sen iyi misin bir şey? Ben artık Türkiye. Yani burası Türkiye mi yoksa Amerika? Çünkü bu şeyler yaşıyoruz. Ama bu community çok çok önemli. Teşekkürler. Nauka, senin ekleyeceğin var mı? Senin açından nasıldı? Ya ben de hepinizin söylediğini tamamen katılıyorum. Türkler yani çok sıcak insanlar, samimiler, çok birbirlerine bağırırlar. Çok şey bunu çok iyiydi, çok iyi yönde görüyorum, çok çok beğeniyorum. Ve şey çocuklara tanımayan, sokakta yürürken de çocuklarımı görünce yanaklarımı böyle mıncıkırık gidiyordu böyle. De hala da benim kızlarım söylüyor işte Türkiye'ye gidince herkes benim yanağımı böyle bu mıncıkırıyordu, çok acıyordu falan. Hala söylüyorlar. İşte ama yani öyle çocukları da çok seviyor. Herkes için ne ilgi gösteriyor herkesi. İşte o çok yani beni şey rahat da hissettirdi o zaman yaşadığımda. Çok iyi oraydı. İşte ama şey çocuk şey yetiştirirken onların kültüründe Türklerin de şey başka söyleyen de vardı. Bayağı şey üşüme şimdi her şey her zaman giydiriyor. İşte benim bebeğim de mumya gibi bu her şey böyle bari ya, şey ne ortu falan ortu evet. Falan gözümü görmesin kapatın falan. O zamanlarda çok yani şaşırmıştım. Evet. Öyle idi. Evet. Japonya'da başkasının çocuğuyla temas şey midir? Yani Türkiye'den tabii. Uzaktan derken yani şey o Türk gibi yani ilgi göstermez. Tanıdığım insanın çocuk tanıdıklarından çok oluyor ama sokakta böyle karşıladığın insanlarla pek iletişim kurmuyoruz öyle. Olduğu için Türkleri çok yani cana yakın diye hatırlıyorum. Evet öyleydi. Zamanında da hala öyledir, evet. Sonraki sorumu daha çok bu diğer Avrupa ülkelerinden ya da başka ülkelerden gelen ekspat kadınlarla iletişimde olan arkadaşlara da yöneltmek istiyorum. Yani onlar arasında uyum farkı hissettiniz mi? Yani farklı ülkelerin uyumuyla Amerika'dan gidenler biraz zor belki bunu analiz etmek ya da cevaplamak ama. Kati, sana sorayım. Ben çok şey expat gruplar katılıyorum yani dünyada. Bir de her ülkede, bir de her expat farklı. Bir de hangi taraftan bakıyorsun o önemli. Yani mesela ben hep söylüyorum herkese, benim en büyük kültür şok Türklerle değil, İngiliz insanlarla. Biz aynı dil konuşuyoruz ama bizim kültür çok farklı. Benim en büyük kültür şok Türkiye'de İngiliz insanlar. O yüzden yani biraz farklı bir de onlar nasıl Türkiye'de bakıyorlar İngiltere'den yoksa şey onlar yani o farklı. Bir de Amerikalı kültür bulmak için artık her yerde bulabiliriz. Biz biraz yani
yani şanslıyız diye biliyorum. Yani ben her yerde nereye gidiyorum şey bu dünyada, bir de bir Amerikalı expat nereye gitmek yani bu dünyada, bir parça Amerikalı kültür bulacağız. Yani böyle. Öbür ülkelerden bilmiyorum. Yani mesela benim arkadaş Meksikalı, o da Türkiye'de oturdu. Farklı, yani farklı şeyler gördü. Farklı şeyler önemli olmuş onun için. Bir de ne zaman o başka bir ülkede oturdu, farklı bir expat hayat falan yaşamış. O yüzden yani bu soru biraz farklı, ama sonra biz konuştuk biraz Nilüfer Hanım e-mailde. Yani bu expat, immigrant, migrant falan, refugee ne fark eder yani bu her şey için? Yani bir de bu expat biraz class term olabilir. Bir de biz bunu açık konuşmak yani düşünmek gerekiyor. Evet. Yani. Tabii her, aslında şu an immigration kamplarındaki her kadın bir expat. Yani biz de Amerika'da expatız. Yani o yüzden immigrant woman, hani bazen immigration'da tam bir bazen kendi isteğin olmayabiliyor. Belki onun için, onu ayırmak için expat tanımı daha mı kullanılıyor bilemiyorum, ama çok tabii iç içe geçmiş bir tanım aslında. Şimdi izleyicilerimiz arasında bir soru var. Mehbare sormuş sanırım, gitmeden önce aklınızda Türkiye imajı neydi, nasıl bir yer düşünüyordunuz, düşündüğünüz gibi miydi? Mehbare, bunu bilmiyorum, başını kaçırdın mı, biraz en başta bundan bahsettik. Ama eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Türkiye imajı neydi Türkiye'ye gitmeden önce aklınıza? Cindy? Ben de biraz güldüm, birisi dedi her yer çoğul. Ben aslında Türkiye yüksel tanımadan Türkiye pek sadece Ayasofya'da duydum. O kadar herhalde. Başka bir şey bilmiyordum. Ve Türkiye o kadar güzel bir ülke bilmiyordum. Bu kadar güzel yer şey deniz yanında bilmiyordum. O, ben Türkiye çok benden daha... that I realized. Burada Tanya'yı es geçebilirim sanırım. Çocukken de Türkiye'ye gelmişti diye düşünüyorum. Nako, sen eşinle tanışmadan önce Türkiye hakkında ne düşünüyordun, ne biliyordun? Açıkçası peki tabii bilmiyordum, ama eşimden tanışmadan birkaç ay önce tesadüf televizyonda, Japonya'dayken tabii, televizyonda Türkiye'yi tanıtan böyle travel program vardı, TV show vardı. Onu izledim. Orada Kapadokya, Pamukkale falan gösteriyordu. O anda ben ilk defa öyle travel program izleyerek ağladım. Çok güzel dedim. Vallahi anlayamadım, kendim anlamadım. Ağrıyorum. Neden bu travel programı izleyerek ağrıyorum diyorum. Ondan sonra ama çok çok impressed oldu o program. Ondan kaç ay sonra eşimle iş yerinde tanıştım. Ondan sonra bir sordum, Türkiye çok iyi ülkeymiş. Öyle konuşmaya başladı. Ben böyle televizyon izlediğim için. Öyle konuşmaya başladım, ama ben sonradan düşünüyorum, acaba ben Japon olarak doğmadan önce Türk miydim? Falan. O kadar sevindim, o kadar beğendim o programı, öyle hatırlıyorum. Ama Türkiye'ye gerçekten gittikten sonra başka Kapadokya, Pamukkale'den başka daha çok çok görünecek yeri var. Herkes gerçekten Türkiye çok güzel diye çok seviyorum şimdi. Güzel. Evet, evet. Kati, sen de okulda biraz öğrendiğini, bildiğini söylemiştin, ama tam ne düşünüyordun Türkiye hakkında? Bu soru biraz ters yani anlatacağım. Çünkü yani Türkler düşünüyor, çünkü ben Amerikalıyım, ben büyük şehirler falan tanıyordum. Ben ilk Türkiye'ye gittim, hala Chicago, yani ben Grand Rapids oturdum, Grand Rapids ve Columbus, en büyük şehir gördüm Türkiye'ye gitmekten önce, Columbus, Ohio veya Detroit, tamam mı?
O yüzden insanlar düşünüyor, Katie New York, Los Angeles, ben hiç görmedim. Kendime ülke hiç görmedim. O yüzden tabii ki ben şok oldum ne zaman Türkiye'yi gördüm. Ama bu şok Türkiye'nin hakkında değil açıkçası. Çünkü bu İstanbul büyük şehir yani. Ben eğer New York gitseydim o zamanlarda aynı şokun altında yani görebilirdim. Bir de bu şey komik bir örnek vereceğim. Belki sizler hatırlıyorsunuz eski Detroit'in havalimanısı falan yani 90'larda. Sadece o havalimanı biliyordum, tamam mı? Ben oradan uçtum. İstanbul o zamanlarda şey 2000 ilk gittim İstanbul'da. Atatürk Havalimanı yeni açılmış. O hafta, aynı haftası. Bir de bu ülke nasıl böyle bir havalimanı o kadar güzel. Ben havalimanı aşk oldum. O yüzden yani Türkiye'ye tekrar gittim. O havalimanı çok güzel. Eğer böyle bir havalimanı varsa bu yerde iyi. Yani ben öyle düşündüm ama tabii ki o zamanlarda 20 yaşındaydım ama o kadar basit. Sanırım bu soruyu geç. Bir soru da gene Mehpare arkadaşımız sormuş. Mehpare de uzun yıllar Michigan'da yaşadıktan sonra şimdi Türkiye'de yaşıyor. Gezi yazarlığı falan yapıyor. Özellikle tabii de, Türkiye'de ders veren de yani öğrencilerle iletişimde olan arkadaşlara soracağım. Türk öğrencilerle Amerikalı öğrenciler nasıl farklıydı diye sormuş. Tanya, bu konuda sanırım senin en çok tecrüben var. Tanya, ben aslında Amerika'da öğretmenlik hiç yapmadım. Katie belki daha iyi cevaplayabilir. Anladım. Evet. Katie, senin bir düşüncen var mı bu konuda? Yani tabii ki farklı ama bunun yüzünden de tekrar bu community'in hakkında. Mesela biz Amerika'da bizim öğrenciler individual çok stres yapıyoruz açıkçası. Ama Türkiye'de sınıf bir community. O yüzden benim İngilizce yani ne zaman İngilizce ders genellikle İngilizce öğretmenler Türkiye'de yabancı. Biz mesela bu cheating konusunda biz farklı tarafta dengeliyoruz. Mesela Türk öğrenciler bize göre cheat yapıyorlar ama cheat yapmıyorlar. Benim arkadaş yardım lazım. Ben yardım ediyorum. O yani mantık şöyle. O yüzden biraz daha şey öğrenmesi gerekiyor. Bu kültürün hakkında, community'nin hakkında. Yani bir Amerikalı öğrenci eğer aynı şey yapıyorsaydı ben tabii ki bir yani ceza vereceğim ama Türkiye'de böyle bir konseptin yüzünden ceza falan yani ya da benim tüm sınıfta her zaman cezanın altında. Yani bu cheating'in hakkında. O yüzden yani mesela en büyük fark ne ana sınıftan ne only, yani üniversite sınıfa kadar bu yani soru var ama bu biraz kültürün alakası. Yani çünkü sınıf bir community. Ne ana sınıftan ne üniversitede. Bir de yani bu fark var. Ve Amerika'da herkes yani her öğrenci individual. Bu zorluk açıkçası. Yani iki tarafta. Benim çocuk Türk ve Amerikalı. Yani orada derse gitti, yani okula gitti Türkiye'de. Bir de burada yani okula gidiyor. Yani sizin çocuklar gibi bence. Bu biraz zor bir şey açıkçası. Yani biz için. Evet. Çünkü onlar iki dünya falan yaşıyorlar bu konunun hakkında. Evet. Onun uyumu zor olacaktır. Ben de hem Türkiye'de hem burada öğrencilerle ders verme şansım oldu. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani Türkiye'de biz yardımlaşmayı severiz. Soruları paylaşırız sınav sırasında da. Öğrencilere tabii buna farkında yani öğretmen olarak farkındaysak çok toleranslı olmayız, müdahale ederiz ama burada ona gerek kalmıyor. Öğrenciler birbirlerini yani yardım etmiyorlar. Yardım edenleri de ispiyonlama düzeyine kadar gelebilecek bir tavır içindeler. Sanırım dediğin gibi bireyselcilik ön planda. Ya da belki de dürüstlük kavramı içinde de bunu değerlendirebiliriz. Hani honest olmak anlamında. Her halükarda yani belki öğrenme anlamında yani bir şekilde yardımlaşarak da öğreniliyor sonunda ama kendi çalışıp öğrendiğini göstermek farklı bir tavır, tutum, kültür. Evet Tanya? Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Katie'nin cevabından sonra lisede ve üniversitede buradaki yaklaşım velilerle daha çok çocuğun hangi üniversiteleri yazacağı,
ne okuyacağı daha çok velilerle iletişime geçiliyor. O da çok tuhaf geliyor bana. Hani Amerika'da o hiç olmuyor. Yani bir bireydir, individual, Kaylin'in dediği gibi. Hani mesleğini istediği için o bölümü seçiyor ve yapıyor. Hani anne babaya danışarak, anne baba burada ödediği için bazen, yani özel sektörde anne babanın söz hakkı daha baskın olabiliyor. Farklı, yani o biraz tuhaf geliyor bana. Hani lisede bile velilerin işte çocuk ödevini yapıyor mu yapmıyor mu? Bu Amerika'da veli pek karışmıyor. Yani hani çocuk yapmıyorsa öğretmen çocuk arası. Hani burada çocuk yapmıyor ama veli daha çok endişeli, veli daha çok yazıyor, öğrenmek istiyor. Öyle bir fark kendi öğrenciliğimden hatırladığım, söyleyebilirim. Öyle farklar oluyor. Peki. Şimdi bir de have you ever felt discriminated diye sormuş Mehpare. Hiç bir böyle dışlanmışlık hissettiniz mi? Yani olumsuz anlamda olmamıştır diye düşünüyorum. Yani belki Farhan işte Amerikalı komşumuz filan denmiştir. Ama o an yani discrimination tanımı içinde bir tecrübeniz oldu mu? Ben hiç öyle, herkes bana çok iyi davrandı. Hiç öyle olmadı. I do think that it's different because I think that Turks know American, know of Americans, find us interesting. So I'm not sure that necessarily my experience was everybody's. Okay. So lately, I always wondered whether if I were a Turk moving from like a different city, would I have met with such, you know, I mean, one time the Dolmish driver drove off the, I mean, they have a set route they're supposed to drive, you know, they go back and forth around the same 5 miles the whole day long. And I couldn't explain how to drop me at the bottom of the stairway I needed, and I couldn't manage to explain it. So he finally just says, "Abla nerede oturuyorsun?" And it was apartment İsmet söyledim. Oh, route'dan çıktı bana apartman önünde götürdü. O da bence o şey, it was so sweet of him, so nice. Ama şey, ben dedim herhalde başka İzmir'den geldim, o yapmaz, you'll find it falan. Ondan biraz, I think. Biz biraz misafirperverliğin biraz aşırı evet. Şekli. Bazen yabancı şehirden gitmiş olsan da yapabiliyorlar şimdi, yani o... Ya iyi oldu herhalde. Ben hani başka şehirde, yani yolu bilmiyorsan abla götürelim tarzı bir yaklaşım olabiliyor. Evet. Don't try it in Detroit. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Var mı bu soruya? Yoksa ben biraz Cathy ve Tanya'nın kitap projelerinden bahsetmek istiyorum. Bilmeyenler için, yani Cathy aslında mesleği gereği zaten yazarlıkla iç içe hikayeleri var. Okay. Daha önce başka kitapta hikayeleri yayınlandı ama bu Expat Sofra olarak editörlüğünü yaptı Francesca Rosa ile. Özür dilerim. 2019 yılında hem İngilizcesi hem daha sonra da Türkçe çevirisiyle yayınlandı bu kitap ve toplam 5 bölüm var. İşte bölümler Kantuti'ye, Çaya Buyurun, Deneme Yanılma, Rahatlatan Yemekler, El İşi, Sevgi İşi, iyileşme ve Kabullenme diye gruplanmış ve her bölümde 7 ya da son 2 bölümde de 6'şar hikaye var ve hikayelerle eşleştirilmiş tarifler var. Bu tarifler genelde
hikayenin içinde geçen ya da hikayenin konseptiyle uyumlu hikayeler. Kathy, bu proje nasıl başladı? Açıkçası çok eskiden başladı bu kitapla. Tales from the Expat Harem, bir de o da Türkçe'de vardır, Türkçe sevmek. O 2004-2005 çıktı. İlk editörler Anastasia Ashman ve Jennifer Eaton Gökmen. Bir de o kitap çok başarılı. Bir de ben o zamanlarda çok yeni bir yazarım. Bir de benim hikaye var bu kitapta. Bir de bu kitap yani gerçekten herkes bizi tanıyor bu kitabın yüzünden. Bir de Türkiye'de herkes yani bizden yani hikayeler daha istedi. Bir de insanlar hep ne zaman ikinci kitap çekecek? Bir de şöyle bir şey vardır. Yani bir de herkes biliyor. Ne zaman ilk Türkiye'ye gidiyorsun? Sadece yemekin hakkında. Yani her şey yemek bir bağlantısı var. O yüzden 2015 10 sene oldu Expat Harem çıktığı zamanlarda. Ben sordum yani biz bir ikinci kitap yapacağız. Anastasia ve Jennifer artık Jennifer Türkiye'de oturuyor. Ama Anastasia Türkiye'de oturmuyor. O dedi yani biz artık istemiyoruz. Biz yani bu proje artık bizim için bitti ama eğer yapmak isterseniz yapabilirsiniz dedi. Biz o zaman 2015'te Call for Submissions falan açtık. Ben Francesca da sorması gerekiyor. Kaç tane oldu? Yani 150 tane ya da 200 tane hikayeler geldi. Bizim hep istedik yemek yani hikaye ama yemek yani lazım. Bir de Francesca bir şef. O yüzden o yemek tarifi yapabilirdi. Biz sadece bir yemek koy sizin hikayede. Yani writing prompt böyle. Bir de bizim ilk kitabda Tales from the Expat Harem. O zamanlarda 2003, 2004, 2005'te yani o zamanlarda kötü falan biz farklı bir Türkiye göstermek istedik. Yani bu kitap ile. Çünkü o zamanlarda Irak savaş var. Bir de yani her ne zaman biz baktık, nerede baktık? Türkiye'nin hakkında kötü haber var. Ya da kötü bir stereotipler var. Bu kitap biraz yani bu stereotipte karşı gösterdi. Farklı tarafta gösterdi. O yüzden daha lazım bunu ben. Biz Expat Sofra'la söyledik yani tabii ki biz yani iyi hikayeler istiyoruz. Yani bir deep hikaye istiyoruz yani Türkiye'lerden. Bir de bu yemekin konusunda biraz tie-in yaptık. Ama her hikaye tamam çok mutlu falan çok değil. Yani çünkü zaten bir sofrada, bir yemek sofrada her tatlı değil. Yani bir tuzlu bir var, bir bitter falan bir Yani farklı tatlar var. Bizim hikayeler böyle. Yani her tarafta da vardır. Tek bir tadı yok falan. Evet, ben gerçekten 33 hikaye var içinde. Her biri, hepsini okuyamadım daha kitabı. Birkaç hafta önce sağ olsun Keti bana gönderdi. Hem Türkçesi hem İngilizcesi. Bir tanesini Takam kütüphanesine koyacağım alıp okumak isteyenlere. Ama çok hikayeler gerçekten akıcı ve çok güzel bir edebi dille yazılmış. Hepinizin eline sağlık. Bu arada Tanya'nın da hikayesi var orada. Tanya'nın hikaye özellikle yani ben için çok özel bir de çok önemli bir hikayesi var. Bir de çünkü Tanya Türk ama Tanya yani Amerika'da doğmuş. Yani bir de ne zaman Tanya Türkiye'de oturuyor... Hem Türk ama hem Amerikalı. O yüzden, yani herkes ne zaman biliyorlar Türkiye Tanya Türk. Onlar farklı. Mesela Katie o Türk değil. Bizim kültür tam olarak ben hala 20 sene sonra ben yani onlar forgive o bilmiyor. Tamam mı? Ama Tanya böyle bir fırsat yok. Bir de benim Tanya'nın arkadaş. O yüzden dedim yani Tanya senin hikayeler çok önemli. Ben gerçekten bu tarafta göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla Türkler var sizinki gibi. Mesela bizim çok fazla Türk arkadaşlar Almanya'da oturuyor. Onlar ne zaman onlar büyüdüler orada, doğdu orada. Ne zaman Türkiye'ye geliyorlar farklı Türkiye onlar için. Bir de farklı bir expat hayat onlar için. Bunu highlight yapmak istedik. Yani ben çok teşekkür ediyorum Tanya bu hikayeyi paylaştı biz için. Bir de gerçekten ne zaman insanlar bize yazıyorlar bu kitabın hakkında. Türkiye Tanya'nın hikayesi çok fazla insanlar yaşıyorlar. Yazıyorlar bu konu. Bu hikaye ben için çok ağlamaya başladım. Çok şeyler hissetmiş Tanya'nın hikayesi. Çok iyi. Peki bu proje devam edecek mi? Yani devamı gelecek mi yoksa başka projeleriniz var mı?
Yani çok ilginç, yani bu kitap çıktı 2019, yani sonbaharda. Biz kitap tur yapmayı planladık Amerika'da geçen sene, sonra pandemi başladı. O yüzden biz her şey biraz, yani şu anda ne yapacağız, yani çünkü biz çok fazla eventler var, iptal olmuş tabii ki pandemik, yani COVID'in yüzünden. Bu proje sadece kitap, yani zaten Francesca ve ben, yani sadece kitap için değil, bir community başlamak istedik bu kitapla. Bir de Francesca o şef, bir de yazar, o da hikaye inanılmaz güzel. Biz bir community başlamak istedik, yani bir yemek, bir program belki, yani bilmiyorum, inşallah diyeceğim, çünkü inşallah diye biliyorum, inşallah daha şeyler çekecek, ama her şey tabii ki bu pandemiye göre. Ben 2 sene falan Türkiye'ye gidemedim bu pandemikin hakkında, genellikle ben her 6 ay Türkiye'deyim, o yüzden her şey biraz durmuş, tabii ki dünya gibi her şey durmuş, ama inşallah daha şeyler çekecek. Tanya, senin eklemek istediğin bir şey var mı bu hikayeler? Sen yazmaya devam ediyor musun, hikaye yazmaya? Ben hayatım boyunca yazıyorum bir şeyler ama şu an özellikle bir şey için yazmıyorum. Kendim için yazdığım şeyler var sadece. Ama bu kitabın parçası olmak beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Yani çok güzel bir kitap çıktı sonunda ve değişik insanlarla da tanıştım. Bu tarz tanıtım şeylerimizde farklı hikayeleri olan insanlar, daha önce tanışmadığım, kitap sayesinde tanıdığım. Çok anlamlı. Yani Türkiye gerçekten birçok insanı, yani çok sembolik bir kitap aslında. Evet. Yani herkesi her yerden sofraya buyuruyor. Yani davet eden bir kültür ve bu sofrada herkesin yeri var. Yani tat farklı olabilir ama hepsi önemli birleştiği zaman. Öyle bir mesajı var. Yani benim için çok evet. Yani gurur duyuyorum bu projede bir parçası olduğum için. Evet, baştan sanki böyle yemek kitabıymış ya hissi veriyor ama aslında bu çok tamamen bence özellikle hikaye kitabı, Türkiye ile ilgili hikayeler var. Yani çünkü tarifleri başka yerde de bulabilirsiniz ama bu hikayeler çok özgün. O nedenle tavsiye ederim ben de okumalarını, okumayanların. Peki programın sonuna geliyoruz. Ben şimdi Amerika'daki dernekler olarak TAKAM işte Michigan'da 72'den beri kurulmuş, devam ediyor. Burada Türk kültürünü tanıtmaya, Türkler arasındaki iletişimi sağlamaya, arkadaşlığı geliştirmeye yönelik aktivitelerimiz oluyor. Bu anlamda hani burada çocuklarınız da geliyor şu anda Michigan'da yaşayanlar için, ama Tanya sen de küçükken TAKAM'a geliyordun. Bunun, yani TAKAM'ın bu konudaki önemi ya da sizin kattıklarını kısaca özetleyebilir miyiz? Benim Tanya ile başlayalım. Diğer Cindy ve Naoko'ya da soracağım. Tam soruyu, yani TAKAM'ın katkısıyla ilgili mi? Çocuklara, evet. Türk kültürüne yönelik sana nasıl etkileri oldu? Çok önemli bir şey. Yani TAKAM, biz hem TAKAM'a hem Kanada'daki Windsor'daki şeye gidip katılıyorduk faaliyetlere küçükken. Ve bence çok önemli, çok önemli. Çünkü Kaylin'in dediği gibi, yani bicultural olan kişiler, yani Amerikalı hissediyorsun, ne Türk hissediyorsun, böyle arada olan bir şey. Ama kendi bu faaliyetlerde kendin gibi olan insanlar olduğunu görüyorsun. Küçüklükte bence çok önemli bir şey. Yani ben çok çok iyi hatırlıyorum küçükken, yani hala o zaman da tanıştığım çocukluk arkadaşlarım, aile arkadaşlarımızla Facebook'ta, herkes farklı, dünyanın farklı yerlerinde, ama hala anılarımız, işte nasıl burada Türkiye'de expat olarak bir araya geliyoruz. Amerika'da da
oradaki işte Kanada olsun, Amerika'daki takım olsun, o şekilde çok önemli. Yani paylaşabileceğin, belki başka bir yerde, farklı ortamlarda tanımamış olursun veya dinlememiş olursun o kişinin hikayesini. Ama böyle ortamlarda, böyle organizasyonlarda çok farklı insanlar bir araya geliyor ve paylaşım hasret. Yani kültür, işte özlediğin, herkesin özlediği şeyler aynı oluyor. Yani bayramlar, işte öyle. Bence çok çok önemli bir şey. Yani çocukların bu tarz şeylere gidiyor olmaları. Evet, ailelere tabii burada büyük iş düşüyor. Yani vakit ayırıp aktivitelere getirmeleri açısından. Şimdi Naoko, sizin ekleyecekleriniz var mı? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çok önemli benim için. As a foreigner here, when I was in Turkey, I saw how important it was to kind of have that connection to your home culture. And now, as living in Michigan again, I still feel like it's so important for my children to know both sides of their culture, both all of their family and traditions. Evet, acaba öneriniz olur mu? Yani hani çocuklara yönelik neler yapabiliriz? Belki ben o şekilde sorayım. Yani şu an geldi soru aklıma, cevaplam yani daha sonra ben da yani bize mesela benim çocuklarda o şeylerde katılmak. Someone started that lise High school chapter. O da çok önemli bence. Çünkü onlar kendini şeyler yapıyorlar. Çünkü benimki şimdi genç. Onlar ailece katılmak o kadar cazip gelmiyor belki. ama kendi yapmak bir şey daha iyi oluyor. Tabii ki küçükken o başka. Evet. Naoko, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Biz şimdi kadar takımdaki event'te çok katılma fırsatımız olmadığımız için tabii ki Türk bizim çocuklarımız için Türkiye'nin kültürünü daha çok iyi anlatmak için falan, yani size takıma gitmek çok iyi bir şeydir. Bundan sonra da inşallah biz de katılmak isteriz. Seviniriz sizi görmek olmaktan. Kathy, sen Michigan'da değilsin ama keşke burada olsaydın. Yüz yüze de görüşebilme şansımız olurdu. Derneğimizin, bilmiyorum hiç daha önceden haberin oldu mu böyle bu dernekten, yerini hiç biliyor muydun bilmiyorum ama. Evet, biliyordum. Hani üniversitedeydim. Birkaç tane eventler falan katıldım ama bu çok eski zamanlarda, 90'larda. Bir de biz ne zaman Michigan tekrar geldik? Biz Marquette, Upper Peninsula oturduk. O yüzden biraz uzak. Ama benim ailem hala Grand Rapids'da. O yüzden ben ben Michigan'da oturuyorum, hala söylüyorum. Çünkü biz normal zamanlarda orada çok. Hmm. Ama batı tarafta tabii ki. Evet. Şimdi son bir soru bitireceğiz, başka ekleme yoksa. Tanya, sen gerçi Türkiye'desin ama uzun vadede ya da emekli olduktan sonra yaşamak istediğin şehir var mı? Diğer arkadaşlara da sorayım. Türkiye'de tekrar yaşamak ister misiniz? Evet ise hangi şehirde? Yani tabii bu aile şartları, çocukların durumu falan herhalde bir sürü faktör etkili olacaktır ama. Tanya, sen nerede yaşamak istersin Türkiye'de? Ayvalık mı? Evet. Evet, yani emekli olunca Ayvalık'ta olmak bence çok keyifli. Katie de gelecekse zaten beraber takılırız. Evet, Katie de emekli olunca Ayvalık'ta yaşayacağını söyledin. Yani Türkiye'ye tekrar gitmeyi düşünüyorsun, böyle anlıyorum, yaşamak için. Cindy? Sounds good. I would live here. I guess ideally I would live half and half. Bilmiyoruz ama bu sene öğrendik, plan yapmak o kadar da olmuyor. Bakalım. Evet. Evet, inşallah ya da.
Kısmet diyelim, kısmet değil mi? Türkçe'de another word. Well, I think Yüksel is already jealous of you. You are spending more time in Turkey than him. Maybe. I know, she's more Turkish than I am. Naoko, senin tercihin ne olacaktır? Türkiye'de tekrar yaşamak ister misin? Aslında ben ve eşimle beraberse şöyle düşünüyoruz. Biz de emekli olduktan sonra Türkiye'de yaşamayı planlıyoruz esasında. Ama tabii bütün sene değil, bir senenin birkaç aylığına olsa da oraya gitmek istiyoruz, öyle planlıyoruz. İnşallah kısmet olursa İstanbul ya da Akdeniz sahillerinde istiyoruz. Öyle düşünüyoruz. Güzel. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Peki ben burada programı bitiriyorum. Aslında bu arada bir kitap daha geldi. Kathy, bilmiyorum haberin var mı? Kitap aklıma geldi. Bu Catherine Brenning'in Yes, I Would Like to Have Another Glass of Tea diye. Bu da yani ilginç, uzun süre Türkiye'de yaşamış sanat tarihçisi bir kadının Türkiye'ye anlattığı bir kitap. Aslında mektup yazar gibi yazmış 1700'lerde İstanbul'da bulunan İngiliz konsolosunun eşinin yazdığı bir kitaba ithafen sanki ona mektup yazıyormuş gibi. O da ilginç hikayeler içeriyor. Eğer okumadıysanız onu da öneririm. Bir de benim en favori kitap, yani artık out of print ama 40 Camel Girl falan, Grace Bihar'dan. O zamanlarda Vietnam zamanlarda, bir de o Amerikalı, bir de Kızıldere, yani Ankara'nın yanında oturmuş o dönemde, 1970'ler. Bir de o mektuplar, annesiye mektuplar yazmış, o compilation. Benim en favori expat book, yani Türkiye'nin içinde. Bir Amerikalı bayanın tarafından, o benim en favorim. Ama out of print falan yazıyor, ama eğer bulabilirsek çok tavsiye ediyorum. Tek ismini tekrar söyler misin? Forty Camel Girl. Okay. Grace Baylor. Then Letters from Turkey. Çok güzel bir kitap. Çok çok tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim sorularım burada bitti. Chat'te de başka soru görmüyorum. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, dinleyicilere. Keyifli bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Ben çok keyif aldım. İyi ki katıldınız. Belki de dediğim gibi başka arkadaşlarla onların tecrübelerini paylaşmak için ileride gene böyle bir toplantı düzenleriz. Evet, ekleyeceğiniz son söz bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Ben kaydı.